Öğrenciye verilen burs zekat olarak sayılabilir mi diye bir sorumuz var hocam. Buyurun. Evet, öğrenciye verilen burs zekat olarak sayılabilir. El verir ki bu öğrenci muhtaç durumda olsun. Evet. Genelde de işte öğrenciler bir ticari meşgaleleri olmadığı için muhtaç durumdadırlar. Ama işlerinde istisnai olarak servet sahibi olan, zengin olanlar bulunabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Onun haricinde özellikle de şer'i ilimleri tahsil eden efendim hafızlık yapan imam hatiplerde okuyan ilahiyatlarda okuyan dini alanlarda tahsil yapan talebeye bu zekat ve fitreler daha rahatlıkla verilebilir. Diğer alanlarda tahsil yapan ümmeti Muhammed'in ihtiyacı olan branşlarda eğitim alan öğrencilere de bu yardımlar yapılabilir. Fakat az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi bunların zengin olmayanlarına bu bursları verdiğimizde zekat olarak sayabiliriz. Bazen zengin olduğu olabiliyor. Evet. İşte babası ölmüş oluyor çocuğun. Babasından bir miras kalmış oluyor. Ama babası hayatta olan çocukların eğer kendi üzerlerinde bir mal varlıkları yoksa Babasının fabrikatör olmasıyla çocuk zengin olmaz. Eğer Bülü Çağ'ına ermişse, Huzeyfe kardeşim, Evet hocam. herkesin mülkiyeti ayrıdır. Bülü ermiş bir çocuk kendi mal varlığıyla değerlendirilir. Babasının, annesinin mal varlığıyla değerlendirilmez. Bu yönüyle de %95 oranında talebeye verilen burslar zekattan hesap edilebilir. Evet. Zekat kimlere verilir? Genel bir soru var hocam. Zekat ana ilki olarak muhtaç olana verilir. İhtiyacı olana verilir. Bu muhtaç kavramının içerisine fakirler, düşkünler. yoksullar, evet. düşkünler girerler. Bir de e, zahirde baktığın zaman fakir ve yoksul gibi görünüyor ama var yemez tipler var. Evet. Yani var ama malını yiyemiyor. Bu kimselere zekat verilmez. Bunlar sahip oldukları mal varlığını paraya dönüştürüp kendi ihtiyaçlarını buradan karşılamakla mükelleftirler. Sadece havaici asliye dediğimiz yani insan yaşamı için zorunlu olan, gerekli olan, ihtiyaç olan eşyayı Efendim evdir, e, arabadır, türünden eşyayı saklayabilir. Bunun üzerinde eğer gayrimenkulleri varsa birinin, o zaman o gayrimenkullerini satarak ihtiyacını karşılayacak. Böyle üzerinde gayrimenkulleri var, efendim bankada hesapları var, ama dileniyor, talepkar oluyor ise bir kimse. Bunu bildiğimizde ona zekat vermeyiz. Bilmeden vermişiz. Sonradan öğrenmişiz ki zekat verdiğimiz adam zenginmiş. O zekatı tekrar vermemiz gerekir. Yani zekat olarak verdiğimiz yerin zekata ehliyetli olmadığını öğrendiğimizde, anladığımızda o zekatı tekrar vermemiz gerekir. Çünkü zekat fakirin, fukaranın muhtacın hakkıdır. Evet. Demek ki borcumuzu yerli yerine ödeyememişiz demektir. Yani benim Uzeyfe kardeşim size işte 10 bin lira borcum var. Sizin yerinize abinize ödemişim. Çok benziyorsunuz diye. Evet. Ama yarın öbür gün gelmişsiniz demişsiniz ki ya Ahmet Hamdi Bey 10 bin lira borcunuz vardı bana. Niye ödemiyorsunuz? E ben size ödedim. O ben değildim dediğinizde benim size tekrar o parayı ödeme mecburiyetim var. Dolayısıyla aynı şekilde eğer zekatı yerine ödeyemezsek ki zekatın yeri muhtaçlardır ve e, bu muhtaç kavramının içerisine giren fakir, yoksul, yolda kalmış, düşkün, borca batmış Evet vesaire kısımlar bulunmaktadır. Kabaca ifade ediyorum. Bunların bizzat şahsına bu zekatı vermek gerekir. Efendim, ben onların şahsına vermeyeyim de onlara bir ziyafet çekeyim. Bu ziyafeti zekata sayabilir miyim? Hayır sayamazsın. Efendim, iftar vereyim. İftarı zekata sayabilir miyim? Hayır sayamazsın. Ama iftiyariyelik olarak kişinin eline verdiklerini paket yapıp evine götürdüklerini zekata sayabilirsin.